Selamlar, kanalıma hoş geldin. Şimdi internetten ikinci el sitesinden bir tane GoPro'ya MediaMod buldum arkadaşlar. GoPro ile çok fazla işim yoktu ama bir MediaMod çok uyguna gelince hemen dedim gideyim alayım, yemek yiyecektim. Şimdi size motovlog tarzında alış sürecimi vesaire göstereceğim. MediaMod'u taktıktan sonra da mikrofon takacağız buna. Ben buna kablosuz bir mikrofon takmayı düşünüyorum. Bakalım becerebilecek miyim? Eğer olmazsa da normal 3,5 milimlik bir mikrofon takacağım. Şimdi ikinci el MediaMod alacağız. Şimdi montumu giydim, çantamı hazırladım. Kaskımı falan alıyorum ve geçiyoruz MediaMod'u almaya. Bakalım sürecimiz nasıl olacak? Bozuk çıkacak mı? Farklı bir şey olacak mı? Bilmiyorum. Vloglayacağım bunu da. Her şeyi aldım. Kaskı da aldım da kaskın vizörünü silmeyi unuttum. Bayağı pis, baksanıza. Şimdi motoru almaya gideceğim. Orada da çekerim. Sonra adam mesaj atmış, bekliyor. Gidip hemen almam lazım ürünü. Şimdi motoru otoparktan çıkartmaya gidiyorum. Sonrasında bir 10 dakika sürer yolum. Hemen hızlıca gideyim. Kendisi yoldaydı, arkadaşın eve gelmiş. Şimdi gideceğim, hemen ürünü alacağım. Size de evde göstereceğim. Mikrofon falan, GoPro'nun hepsini aldım yanıma ki deneyebileyim diye ürünü. Bir sorun var mı, çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye. Bunları takmadan yola çıkamayız. İspark'a çekmiştim motoru. Aşağıdaki gişe kapalıydı. Şimdi kartı okuttuk. Hemen motora binelim, eldivenlerimizi takalım ve gidiyoruz. Şimdi konuma geldim arkadaşlar. Motoru da stop ettik. Kaskımızın da interkomu çalışıyor. Telefonla aradım, şimdi açmadı. Bekliyorum inmesini, artık nerede oturuyorsa. Bakalım. Kaskın GoPro aparatını bağladığımda yani bir yer açık kalmış. Aşırı derecede gözlerime, yüzüme rüzgar geldi ve donuyorum. Şimdi kaska bir an önce şu aparatı alayım, takayım. Size yolda motovlog tarzında çekeceğim video. Şuradan bahsediyorum. Bu iple bağlanıyor ya kask aparatı. Şundan dolayı şöyle kapattığımda tam oturmuyor. Burada açıklık kalıyor. O yüzden çok aşırı derecede soğuk giriyor. Bu arada vizör o kadar pislendi ki bugün. Evet, MediaMod'u aldım ama şöyle bir sıkıntı çıktı. Kablosuz mikrofona bağlanabileceğini düşünüyordum fakat bağlanmadı arkadaşlar. Hani öyle bir cahillik yaptım. Muhtemelen bağlarım ama bir şekilde. Şöyle de bir problem var. Şimdi kaskın MediaMod arkasına geliyor. Benim kablosuz yaka mikrofonunda da çıkıntı var. O yüzden hani böyle geniş açı, yani bu şekilde çekim yapamayacaktım. Ama onu uzatma bir kabloyla ben eve gittiğimde halledeceğim muhtemelen. Çünkü kablosuz bir şekilde çekim yapmak istediğim için zaten bu MediaMod'u almak istedim. Ulan bu saatte de neyin trafiği la bu? Var ya, şu an hava kaç derece lan, bunda yazıyor mu? Bilmiyorum da görmüyorum hatta şu an. O kadar üşüdüm ve soğuk ki. Hani eldivenler vesaire olmasına rağmen donuyorum. Şu kaskın şeyini biraz kapatayım ya. Bir de bu neyin trafiği? Şimdi zaten bir 15-20 dakikaya geçerim eve herhalde. Neyse, MediaMod bağlayamadık ama şu an MediaMod takılı. Kaska da taktım böyle, bu çekimi şu anda ondan yapıyorum ama MediaMod bir case gibi, yani kasa gibi bir görev görüyor şu anda. Herhangi bir şeyi yok. Ben gene kendi mikrofonumdan kayıt yapıp üstüne atacağım. O şekilde diyebilirim. Ama şu işte kablo işini çözersem eğer güzel olacak. En azından kablosuz bir şekilde dışarıdaki vloglarımda vesaire kullanabileceğim bir şey olacak, case mod. Hatta mesela 1-2 gün içerisinde de motora bir yazılım attırmaya götüreceğim. Onunla ilgili de vlog çekeceğim bu arada sizlere. İzlerseniz güzel olur. Bu arada ürün inceleme videolarımı da izleyin. Kanalımıza destek olun. Bir abone, bir like butonuna basarsanız sevinirim. Vallahi açık söyleyeyim, çok uyguna geldi. Uyguna gelmese böyle bir şey alabilecek ne durumum ne bütçem var şu an içerisinden bahsediyorum. Farklı yerlere ödemelerimiz vesaire oluyor çünkü. Yani şöyle söyleyeyim, dışarıda 5 lira 6 liraysa yarı fiyatına diyebilirim gelmiş oldu. Yarı fiyatına bulduğumuz için ikinci el, problemsiz bir şekilde gidip aldım. Tabii ki de test edemedim. Belki bozuk, belki çalışmıyor, belki bir sıkıntısı var, bilmiyorum ama iş görür diye düşünüyorum herhalde. İnşallah. Bu arada mikrofon patlamıyordur şu anda. O kadar ağzıma yakın ki böyle şu kadarcık bir mesafe var yani dudağımla mikrofon arasında. Onu da ayarlayamadım. Gerçekten çok soğuk. Bak hani şurada yazıyor mu bakayım? Yok baba, burada ben göremiyorum. Ben mi körüm? Şurayı çevirsek yazar mı? Heh.
Şunda yazıyor mu? Vallahi bir yerde yazıyordur da ben göremiyorum. Neyse şimdi bir eve geçeyim. Ufak bir yemek yapacağım. Size onu da göstermeye çalışırım. Hani en azından böyle vlog tarzında videolar belki izlenir, belki seversiniz diye çekmeye başlayacağım ufak ufak. Tabii yaz gelirse daha iyi olur. Şunu bir geçelim. Vallahi motor gittikçe gidiyor ama ben donuyorum ben. Öyle bir rüzgar var ki. Mikrofonun ucunda şey var, sünger var. Size çok gelmiyordur ses ama aşırı derecede bir rüzgar, bir yani bilmiyorum hissediyor musunuz? Kar soğuğu gibi bir şey herhalde bu. Muhtemelen de bir haftaya falan herhalde kar yağar diye düşünüyorum. Yani yağsın da bir benim oğlanı çıkartayım, bir karda oynasın, bir gezelim, bir şeyler yapalım. Mikrofonu taktığım için çenemin altına bandanayı çekemedim ve aşırı derecede oradan da bir soğuk geliyor. Şimdi şey diyeceksin, oğlum tamam anladık soğuk falan. Bak baba öyle böyle bir soğuk değil. Şu an saat akşam 10'a geliyor biliyorsunuz. Akşam saati geldikçe eksiye düşüyor. Şu an muhtemelen eksi 4-5 yani o derece. Çünkü içimde içlik var bak. Şöyle düşünün. Altımda eşortman var ama iki tane içlik var altımda. Bir tane atlet, bir tane tişört, bir tane böyle ince kazak gibi bir şey var. Bir de içlik var. Bir de mont var. Öyle düşünebilirsiniz. Hani o derece hala soğuk. Eldivenleri zaten şey yapmayın. Eldivenler karcı eldiveni. Bunları ta ne zaman önce almıştım. Ama bir Decathlon turu yapmamız gerekecek. Onu söyleyeyim size. Çünkü yağmurluk istiyorum. Bir de gerçekten soğuk geçirmeyen içliklerden almam gerekiyor. Bunlar tırtmış onu anladım. Ya millet eksi bilmem kaçta kar şeyine falan gidiyor. Neyse biliyorsunuz beni. Kanalım bir teknoloji, YouTube inceleme vesaire. Instagram'da da Reels videoları falan üretiyorum. Onun dışında hani kanalı takip ederseniz sevinirim. Ben yavaştan eve doğru geçiyorum. Burada videoyu kapatayım. Evin oraya geçtikten sonra tekrardan başlatıyor olacağım. Yükseceğiz kalır adamın bedol. Kan çemberine bağlıdır hip hop. Bizimle değişir aslanın bedol. Yükselir gökyüzüne hip hop kas katı. Eyo dikkat et de kesilmesin yurtlatlar. Ben savaşta öndeyim bak senin orada tırsaklan. Beni de geçmek için fazlasıyla hırs yapma. Övünür adam ne oldu yani kafanla kırk patlar. Yani atar kafan bataryalar atar yapan adam dolu. Seni satan olur kapat yolu. Tek bir patlamayla geldi salak sonun. Bu rap yapamıyorsanız gelin bana sorun. Pedal bende bu hastalıktır bir tal değil. Boş konuşan rapçilerse der bu kalp senin evet. Boş konuşmam lagatlığım başlar hoş gelirsen. Rap yapmaya çabalarken lafım sana koş gelit. Hangi parçanı çar kafayı şöyle dinle yeğelim. Melankolik yapacağım diye dinlemem ki inle yeğeni dinle delir. Benim rapim ağır gelir sana şimdi diyeceksin. İşte medya mod bu. Görmüş olduğunuz gibi ama şu anda herhangi bir işlevi yok bu arkadaşımızın. Evde deneyeceğim, videolara bakacağım, anlamadım. Bazısında direkt başlıyor, şu üstündeki mikrofon falan ses alıyor ama ben de almadı, çözemedim. Şimdi motoru çektim, eve geçeyim, bir yemek yiyelim, bir bakayım. Sonra gene kamera karşısında olacağım. Kötü bir haberim var. O kadar yol yaptık, gittik, aldık, ettik. Baba bozuk çıktı MediaMod. Şimdi denedim evde, şarj almıyor. Kendi mikrofonu çalışmıyor. Yazdım abiye dedim böyle böyle çalışmıyor diye. Tamam dedi getir sorun yok. Yarın götüreceğim. Cihaz bu. Yani şu üstündeki şurada gördüğün gibi bu mikrofon hiçbir şekilde ses almıyor. Yani ucuz etin yanisi böyle olur diyeceğiz ama sağlık olsun. Hani abi de sağ olsun getir mal benim dedi. Şey yaptı ben orada bayağı üşüdüm diye çok deneyemedim. Çünkü dedim mikrofondanları vesaire yolda da anlattım size. Ama değilmiş. MediaMod çalışmıyor. Yani yapacak bir şey yok artık. Biraz daha bütçemizi fazlalaştıracağız. Daha hani böyle çalışan garantili bir cihaz almaya çalışacağız. Şimdi bir çay demliyorum. Bir yemek yapacağım. Şimdi arabayla gittim. Ürünü teslim ettim. Sağ olsun abi. Baktık orada kontrol ettik. Geri iade aldı. Ya bu tarz şeyler olabiliyor. Hani insanlık hali. Bozuk çıkabiliyor. İşte o arkadaş da yani abimizde GoPro yoktu zaten denemeden. O da hani almış zamanında. Ben de gittim aldım. Belki işte ufak tefek bir masrafı vardır yaptırır. Bilmiyorum neyi vardı neyi yoktu ama çalışmıyordu. Artık şunu anladım. Hani bilmediğim bir ürün olduğunda denemeden ya da öğrenmeden almak zor oluyor. Neyse ben şimdi eve geçiyorum. Bu tarz videolar ve vloglar için beni takip etmeyi ve kanalımdaki diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.